Belli ki idam vaktim geldi. Neyleyim? Benim ömrüm de böyle nihayet bulacakmış. Senelerce hanedana hizmet ettiğim bu sarayın zindanlarında. Hizmet mi? Sen alçak bir hainsin. Bunca yıldır koynumuzda yılan beslemişiz. Devletine ihanet eden iflah olmaz. Er yahut geç, başı ezilir. O halde bir gün sizin de başınız ezilecek sultanım. Siz de en az benim kadar suçlusunuz. Sultan Osman'a, Sultan Mustafa'ya ve dahi evladınız Sultan Murad'a ihanet ettiniz. Sanki küffarın içimize soktuğu fitnesin. Gözlerinle gördün, kulaklarınla işittin. Elini vicdanına koy da söyle. Bunca yıldır yıkmaya çalıştığınız devleti kim korudu? Ses sultanım, doğrudur. Ancak o günler geride kaldı. Devleti Aliye'nin başında kudretli, azametli bir padişah var artık. Size boyun eğmeyen bir padişah. Sultanım, müsaadenizle. Ağlar! Ve ben o padişaha bir mektup yazdım. Hekimbaşı ile birlik olup onu öldürmeye çalıştığınızı anlattım. Eminim ki Sultan Murat bunu öğrenince ilk iş Şehzade İbrahim'i boğduracaktır. Sonra da sizi. Seferdeyken böyle bir şey yapmaz. Ayrıca böyle bir şeye yeltense bile onu koruyacak olanlar var elbet. Kim o sultanım? Kemalkeş Paşa mı? O mu koruyacak şehzadeyi? Size olan sadakati malum. Bir dediğinizi iki etmiyor. Ben de herkes gibi merak ediyorum doğrusu paşanın bu sadakati nereden geliyor diye. Sonra biraz düşününce cevabı bulmak güç değil. Size meftun, öyle değil mi? Hatta aranızda gizli bir münasebet var. Hünkârım, bir şeyiniz yoktur inşallah. Afiyette misiniz? Afiyetteyim, afiyetteyim. Satranca meraklısın demek. Zihnimi dinç tutuyor. Geç bakalım, görelim hikmetini. Karşımdaki Adem oyunu yeni yeni öğreniyor. Benim için kolay bir lokma. Mat etmek üzereydim. Arzu ederseniz baştan başlayalım. Öldü derlerken dirildim ben Emir Çelebi. Evelallah bu oyunu çevirmesini de bilirim. Satrançta ilk evvela piyadeler hareket eder. Zira onlar öndedir. Lakin malumun, savaş şahlar arasında geçer. Elbette hünkârım. Öyledir de, piyadeler olmadan da savaş kazanılmaz. İşte bunu doğru söyledin Emir Çelebi. Piyadeler kah zafere götürür,
nikah ölüme. Tıpkı senin gibi. Şahmat. Af buyurun hünkârım. Ben ne yaptım? Neyle itham ediyorsunuz? Bilmeden bir kusur mu işledim? Remelun! Soruyor musun bir de? Aylardır bana şifa olacağın yerde yanlış ilaçlar verip beni daha beter eden sen değil misin? Haşa hünkârım. Meğer ağır ağır beni öldürmekmiş senin niyetin. Üstelik validemden almışsın emri. Öyle mi? Haşa hünkârım. Yalan, iftira atıyorlar. Yalan, külliyen yalan. Hünkârımızın yasağına rağmen afyon içtiğinde mi yalan? Şimdi Emir Çelebi, tek tek bunları yutacaksın. Yapmayın hünkârım. Merhamet edin, bağışlayın beni. Af yok, merhamet de yok. Emrediyorum, hepsini tek tek yutacaksın. Anlaşıldı. Kurtuluş yok. Bu size şifa olacak ilaç. Bununla senelerce yaşardınız. Lakin benimle birlikte sır olarak kalacak, toprağa gidecek. Remelun! Sen kimsin? Sen kimsin de? Bana ömür biçersin. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ne sana, ne senin ilacına. Ben yalnızca Rabbime güvenirim. Ona sığınırım. Ondan medet umarım. Başka çarem yoktu paşam. İşkenceler o kadar ağırdı ki dayanamadım. Ne olursa olsun dayanmalıydın. Ne geçti eline şimdi? Davaya ihanet ettiğinle kaldın. Ne davası paşam? Senin tek davan Gülbahar Sultan'a duyduğun aşktan ibaretti. Dur! Bırak, yapma! Ölmüş bu. Hacım. Sinan Paşa'nın söyledikleri doğru mu? Kemankeş Paşa ile sultanımız arasında gizli bir münasebet. Vallahi bütün oncumu senden çıkaracağım şimdi. Olacak şey mi bu? Giderek çamur atmak istiyor besbelli. Yalan konuşma. Ben seni iyi tanırım. Doğru olmasa sen böyle celallenmezsin. Yahu öyle bir şey yok diyorum. Niye anlamıyorsun acaba? Sadece... Ne? Sadece ne? Kemankeş Paşa. Sultanımızın alakasını yanlış anlamış ve kendince bir hayale kapılmış olabilir. Lakin sultanımızdan yana bir şey yok. Mümkün değil. Olamaz. Demek Kemankeş Paşa sultanımıza mevcut. Ya o sessiz ol hatun, yürü. Hacı Ağa, Lalazar. Siz ne konuşuyorsunuz burada gizli saklı? Gizli bir şey yok Melek Kalfa. Biz sadece sohbet ediyorduk. Sinan Paşa malum bugün idam edilecek. Padişahımızın ne kadar çok düşmanı varmış. Meğer etrafına yılanlar, çıyanlar sarmış da haberimiz yokmuş. Yazık. Bir avuç dostu vardı. Onları da bir öldürüyorlar demek. Madem öyle, dikkatli ol Melek Hatun. Vakit kötü. Haddini bil. Senin karşında baş ağız eder var. Haddini bil.
Avukatlar baş oldu baş. Lalezar, bu Sinan Paşa'nın idam emrini kim verdi sen biliyor musun? Valide Sultanımız tabii ki. Talimlerimizi sıklaştırmamız lazım şehzadem. Ok atmada hayli mahirsiniz. Tez vakitte hepimizi geçersiniz. Kendini boşuna yorma Kemankeş. Oya'yla beni koruyamazsın. Hatta belki bir gün Oya'nın kirişiyle boğacaklar beni. Allah muhafaza şehzadem. Siz saltanatın tek varisisiniz. Bizim de tek umudumuz, istikbalimizsiniz. Bu sebeple o güne hazırlanmak zorundasınız. Kim onlar? Ne oluyor orada? Yusuf Paşa? Kim bu? Emir Çelebi. Ne günah varmış garibin? Niçin idam ettiniz? İdam değil şehzadem. Tiryakiymiş meğer. Otağında gizli gizli afyon içermiş. Bu sefer fazla kaçırmış. Şehzadem ordugaha dönmeniz gerek. Vakit geç oldu. Hayrola Yusuf Paşa, mesele nedir? Hekimbaşı'nın kabahati büyük paşam. Valide Kösem Sultan'ın emriyle hünkârımıza suikaste yeltenmiş. Ne diyorsun sen? Deli saçması bu, böyle bir şey mümkün değil. Mümkün paşam. Gayet mümkün. Sinan Paşa her şeyi öğrenmiş. O ikaz etti bizi. Sinan Paşa mı? Ne malum yalan söylemedi? Onun lafıyla Valide Sultan'ı nasıl itham edersiniz? Sinan Paşa'yı küçümseme. Vaktiyle Kösem Sultan'ın saldırısında o haber vermişti bize. Layığını buldu köpek. Sultan Murat'a ihanet eden herkesin sonu bu. Yakup Ağa nerede? Neden gelmedi? Sinan Paşa konuştu diye zindanda icabına bakmış sultanım. Zindanda da rahat durmadı demek Sinan Paşa. İşlediği günahlar öyle büyük ki kaç masumun kanına girdi kim bilir. Tıpkı oğlum Kasım gibi. Emredin cezasını verelim sultanım. Biz değil Halil Paşa. Ahali verecek cezasını. Kanına girdiği mazlumlar verecek. Paşa'nın Cizvit tarikatına mensup olduğu ortaya çıkmıştır. Bu haini dini devlet affolunmayacak günahlar işlemiş ve birçok masumun kanına girmiştir. Kabahatlerinin en büyüğü ise tüm şehri saran İstanbul yangınıdır. İşte bu sebeple bu akşam cezasını ahalinin menmesi münasip görünmüştür. Allah seni
Açılın! Bırakın. Etrafını sarın, koruyun! Bırakın beni! Bırak, siz kim oluyorsunuz? Bırakın beni! Bırakın beni! Bu hain ölümü hak ediyor. Haini öldürelim. Bırakın haini öldürelim. Haini önümüzde, öldürelim. Ben İstanbul muhafızı Tahir Paşa. Geri durun! Gel paşa, gel. Paşam, şükürler olsun. Tam vaktinde yetiştiniz. Bana şükretme paşa. Sultanımıza şükret sen. Buna dua et. Götürün. Ey ahali! Gördüğünüz üzere asayiş sağlandı. Şimdi herkes dükkanlarına, işlerine dönsün. Hadi! Validem. Atike. Ne işin var senin burada? Sinan Paşa'nın idamını durdurdum. İstanbul muhafızı gerekeni yaptı. Haberiniz olsun. Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışmayın. O hainin ciğerini sökmen gerekirken bir de canını mı bağışladın? Suçlu olabilir validem. Lakin onun cezasını siz değil, ahali değil, hünkâr abim verir. Seferden dönene kadar zindanda kalacak. Eğer söylediğiniz gibi ise merak buyurmayın. Hünkâr abim alır ciğerini. Tıpkı Halil Paşa'ya yapacağı gibi. Ne demek bu? Onu yakalattım. Zindana atılacak. Zira uzun zamandır ihanetten aranıyor. İhaneti sen de biliyordun Atike. Fakat sustun. Bu doğru validem. Lakin ben hünkârımızdan af diledim. Ve bağışladılar beni. Peki sen onu bağışladın mı? Kardeşini, Kasım'ı öldüren, İbrahim'i elinden zor aldığımız abini bağışladın mı? Olan oldu validem. Kimse günahsız değil. Benim artık tek derdim var. O da kardeşim İbrahim'i korumak. Bunun için izlenecek yol belli. Hünkâr abimin adaleti mutlak olarak tesis edilecek. Anlaşılan benim bu dünyadaki imtihanım da evlatlarımın nankörlüğüymüş. Yazık. Sizin ettiğinizi düşmanlarım etmedi bana. Yazık. Kaleye yaklaşmaya çalışıyoruz. Lakin Acemler 3 sıra hendek kazdığı için askerin ilerlemesi güç. Hendekleri toprakla dolduruyoruz. Su veriyorlar. Zemin bataklığa dönmüş halde. Toprağa da çuvallarla atıyoruz hünkârım.
Lakin Acemli amcaları sıçan yolu kazıyorlar. Attığımız çuvalları oradan geri çekiyorlar. En başa dönüyoruz. Kış yaklaşıyor paşalar. Mahsara uzadı. Uzadıkça zayiatımız artıyor. Biz elimiz kolumuz bağlı naçar kaldık, öyle mi? Hurmalar. Hurmalar hünkârım. Ne oluyor Acemi? Hurmanın sırası mı şimdi? Bu ne cüret? Çık dışarı. Bağışlayın paşam. Hendekleri geçmek için bir fikrim var. Müsaade buyurun izah edeyim. Civarda epeyce hurma ağaçları var. Şayet sıçan yollarını hurma ağaçlarıyla kapatırsak atılan topraklar birikir ve hendekler dolar. Biz de bu şekilde kaleye ilerlemiş oluruz. İşe yarayabilir. Tabii siz de münasip görürseniz. Münasip. Derhal gereğini yapın. Emri ferman yüce padişahımızındır. Sultanım. Hünkârımız bunu size yollamış. Ne varmış içinde? Sultanım, Emir Çelebi bu. Hünkârımızın başhekimi. Sinan Paşa Emir Çelebi'yi öne sürerken kafasında kurmuştu her şeyi. Murat'la beni karşı karşıya getirmek istiyordu. Of Allah'ım, burada çaresiz kaldım. Ya bana kızıp hıncını İbrahim'den çıkarırsa? Sultanım, telaş etmeyin ne olur. Kemankeş Paşa'mız şehzademizin yanında. Her daim tetikte olacaktır. Ona güvenin. Başka çarem mi var hacı? Sultanım, merakım mazur görün. Hünkârımız ne yazmış? Valideme karşı beni uyarıyor. Onu öldürtmeye kalkmış. Tıpkı zamanında silahtarla Farya'ya yaptığı gibi. İşittiklerim doğru mu? Farya Sultan ve Silahtar Paşa'yı... Osman hünkârım. Yaşımdan mütevellit genç Osman derler bana. Demek genç Osman derler sana. Ne hoş. Hem hanedanımın hem de merhum abimin adı. O da senin gibi teri tazeydi tahta çıktığında. Ve dahi katledildiğinde. Mekanı cennet olsun. Amin. Nerelisin sen? Nereden geldin buraya? Aksaraylıyım hünkârım. Kendi arzumla sefere katıldım. Pek cesursun. Pek akıllısın mesela. Peki senin sayende seferin kaderi değişecek. Genç Osman, dile benden ne dilersen. Tek bir isteğim var hünkârım. O da şehit düşmek. Müsaade buyurun, ben de taarruza katılayım. Siz Bağdat'ı fethederken
Ben de uğrunuza can verme şerefine nail olayım. Bağdat Niki Osman. Sen benim gönlümü fethettin. Ölmeni değil yaşamanı isterim. Sonra benim için cenk edersin. Yaşıma bakmayın siz benim. Gücüm kuvvetim yerindedir. Nice acem ejderhası duramaz karşımda. Ey genç Osman. Senin gibi yiğitler oldukça bu devletin sırtı yere gelmez evelallah. Sultan Murad'ın aklından neler geçiyor kim bilir. Döndüklerinde İbrahim'in emniyetinden emin olmamız lazım. Sultanım, Halil Paşa'mız da zindanda. Murat gelmeden onu çıkaracağız. Başka tedbirler de alacağız tabii. Nasıl tedbirler? Bir vakfa gidelim de erkanı devlet bizi bekler. Bir sürü devlet işi birikmiştir şimdi. Valide Sultanım, zannediyorum haremden ayrılacaksınız. Hey Allah'ım. Sultanımız sana hesap mı verecek hatun? Hı? Çekil önümüzden. Bağışlayın sultanım. Ancak saraydan çıkmanız yasak. Ne diyorsun hatun sen? Canından mı susadın sen? Atike sultanımızın kat'i emri var. Sen kim oluyorsun da bana yasak koyuyorsun? Hünkar abimden bir mektup aldım. Söylediğine göre hekim başının marifetiyle canına kastetmişsiniz. Hünkar abim tek bir fermanıyla salahiyet vermiş. Size karşı tedbir almamı istemiş. Ne tedbiri? Canımı mı alacaksın? Can almak sizin işiniz validem. Silahtar mesela, Farya. Onların canını siz almışsınız. Öyle yazıyor. Size sormuştum. Gözümün içine baka baka yalan söylemişsiniz. Hünkar abin seni bana düşman etmek istiyor anlaşılan. Silahtar benim sevdiğim adamdı. Nikahlı kocamdı. Hiç acımadan kıydınız ona. Ben aylarca yasını tutmam. Ben ne düşünürüm, ne hissederim? Sizin için mühim değildi tabii. Bu nasıl bir zulümdür? Silahtar kim, Farya kim? Onların canı kimin umurunda? Daha evvel almalıydım canlarını. Zira abini bana karşı düşman eden onlardı. Hep başkaları yaptı değil mi validem? Hep başkaları düşman etti sizi. Onlar ekti fitne tohumunu aranıza. Siz pir rüpak tertemiz kaldınız değil mi? Ben kardeşlerinin selameti için yaptım sadece. Ne oldu peki şimdi validem? Şu an cennet bahçesinde mi yaşıyoruz? Validem, kabul edin. Biz sizin kaçmaya çalıştığınız o cehennemin tam göbeğindeyiz şu an. Ve sizin yüzünüzden, en çok da sizin yüzünüzden. Atike! Bana karşı öfken niye? Silahtar yüzünden mi canımı acıtıyorsun? Kızım, o seni hiç sevmedi. Menfaatleri uğruna kullandı seni sadece. Siz beni hiç anlamamışsınız. Bundan sonra sizin yüzünüzü dahi görmek istemiyorum. Bana bir daha sakın dokunmayın. Hünkârımız dönene kadar saraydan ayrılmanız yasak. Eğer karşı koymaya kalkarsanız zindana atmak zorunda kalırım.
Sultan Murat. Nihayet karşılaştık. Ben Bektaş Han. Peşrevi geç. Gördüğünüz üzere kazdığınız endekler bir işe yaramadı. Şimdi tercih senin. Ya teslim olursun ya kahrolursun. Beni o yanında dolaştırdığın Emir Güne alçayla karıştırma. Ben zinhar teslim olma. Kanımın son damlasına dek savaşacağım. Hala. Kılıcımın kahrını seçtin demek hala. Şimdi dön ordunun başına. Askerlerini de, kendini de gazabıma hazırla. Paşalarım, beylerim, yiğitlerim, bilin ki bugün karşınızda size emir veren bir padişah yok. Benim karşımda padişahından emir alan nefer de yok. Bugün ben de sizler gibi bu yüce devletin bir neferiyim. Nihayet beklediğimiz gün geldi. Üstün bir gayretle acemleri saklandıkları deliklerden çıkardık. Lakin işimiz kolay değil. Bugün burası, bu er meydanı bir cehenneme andıracak. Aramızdan bazıları gün batımını göremeyecek. İnşallah onlardan biri ben olacağım. İnşallah şehadet şerbetinden içmeyi Rabbim bana nasip edecek. Ben inanıyorum aslanlarım. Kutlu zafer bizim olacak. İnşallah biz Allah'ın izniyle İmam-ı Azam Hazretleri'nin türbesinde şükür namazı kılarken sancağımız Bağdat'ın burçlarında dalgalanacak. Siz de inanın. Hünkârım, sizin önden gitmeniz zinhar münasip değil.
Beri de durmanız lazım. Paşa, ben buraya savaşmaya geldim. Şimdi ölmeyeceksem ne vakit öleceğim? Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! Yürüyün aslanlarım! Thank you.
içine. Girilmez yatsan her ana doğurmaz. Böyle bir aslan koltuğunda geliyor kastan. Allah Allah deyip geçer genç Osman. Al beni şimdi. Tam vaktidir. Has bahçende yürümenin. Kevser ırmağında yıkanmanın. Ey ölüm, neredesin? Bu toz, bu kan göğünde. Kendi kıyametimi bekler dururum. Mahşer yerindeyim sanki. Gözleri yok mu? Elleri nerede ölümüm? Kanlı bir mezarlık heyhat. Nereye bassam? Ayaklarıma dolanıyor ölüm. Aç gözlerini Murat. Aç. Bu kopan tufan senin eserin. Mezarlığa git de kerpiçin altına bak. Yatanların başlarını ayaklarından ayırt edemezsin. Aç gözlerini Murat. Aç. Sen ötelerden geldin bu yeryüzüne. Buraya mensup değilsin. Bu sebeple aklını başına al da yücelere yüksel. Dibe çökme. Yerden ayağa kalk.
Ben Sultan Murat. Karşısında aciz kullarının dilinin lal, gözlerinin ama oldu, yüreklerinin korkudan buz tuttu. Merhametine sığınmak için önünde diz çöktü Murat. Vicdanımı savuruyorum. Toprağa kavuşsun, filizlensin diye. Korku kaftanını çekip attım vücudumdan. Kana bulanmaktan da, zalim olarak anılmaktan da korkmuyorum. Hünkârım. Aman kalkmayın hünkârım. Dinlenmeniz lazım. Yaralanınca vücudunuz iyice takatten düştü. Maalesef hastalığınız ilerliyor. İlacından hazırla Yasef bana. Derhal. Bir an evvel ayağa kaldırmam lazım beni. Faiz de hatta. En güçlü şekilde dönmem lazım. İstirahat etmezseniz hiçbir işe yaramaz. Ben ölümün üstüne yürüdüm Yusuf. Ölümün içinden geçtim. Nefesini hissettim, dokundum. Lakin ölmedim. Hem de tarihin görüp görebileceği en büyük, en kanlı zaferle kazandım. Lakin bitmedi. Kemankeş! Deli! Hünkârım. Hünkârım. Malumunuz üzere Vezir-i Azam'ı Bayram Paşa şehit olup Hakk'ın cennetine avdet eyledi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. On
bunca neferin kanıyla suladığı bu zaferi daim kılmak senin vazifen Kemankeş. Derhal ordumu topla. Şah Safi'nin üzerine yürüyeceksin. Ki o gafil bir daha topraklarıma ayak basmaya cüret edemeyecek. Emri ferman yüce padişahımızındır. Benim irademle düşeceksin o gafilin peşine. Benim gözüm ve kulağım olacaksın. Zira seni veziri azamım tayin ettim Kemankeş. Hünkârım. Gör bak Kemankeş. Gör bak validemin beni getirdiği hale. Cenk meydanında aldığım yaralardan olmadı bu. Validem hastalığımı kullanıp ciğerimi dağladı. Bana sağlık olacaksın Kemankeş. Bana biat edeceksin. Bana biat etmeyen helak olur gider. Esef, ilacı hazırla. Sultanım, süt kaynattım. İçine de biraz Hint cevizi kattım. Rahatlatır. Ben evlatlarıma yaklaşmaya çalıştıkça onlar benden uzaklaşıyor hacı. Kasım öldü. Murat beni düşman belledi. Atike yüzümü dahi görmek istemiyor. İbrahim desen korkuyor benden. Öyle bir incindi ki ruhu bilmem. Belki de ben sebep oldum. Bunca yıldır devletin yükünü öyle bir sırtladım ki evlatlarıma vakit ayıramadım. İhmal ettim onları. Kendinize bu kadar yüklenmeyin. Onlar sizin evlatlarınız sultanım. Kızsalar da, olmayacak sözler de söyleseler sizi sever, sayarlar. Bugün için sizi anlamıyor olabilirler. Lakin yarın bir gün mutlaka anlayacaklar. İnşallah. Gel. Sultanım. Sultanım, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle. Şehzade Mustafa'ya yine bir haller oldu. Kadırgan beni almaya geldi. Bırakın beni, gideceğim deyip duruyor. Zapt edemiyoruz. Kendine zarar verecek. İlaçlarını vermediniz mi? Verdik ama kâr etmiyor ki. Çekilin dedim size, bırakın beni. Sultan Mustafa'yım ben. Emrediyorum size. Çekilin. Çekilin. Bırakın. Şehzadem. Mustafa. Bak ne getirdim sana.
tane. Validem. Halime Sultan. O getirirdi böyle kestane. Artık kimse getirmiyor. Beni iyice unuttular. Sen kimsin? Haremin ortasında dururdun. Elinde kestaneler olurdu, hatırlıyor musun? Çok sıcaktı, bir gün elin yanmıştı. Canım yanıyordu. Sana elimi uzatmıştım. Üflediydin. Anastasya. Namı diğer Gözem Sultan. Hatırlıyorsun. Değişmişsin epey. Aradan seneler geçti. Bendeyim 100 yıl, sende 1000 yıl. Yalnız gözlerin değişmemiş. Lakin yitmiş bir şey var sanki. Kaybolmuş. Masumiyet. Evet. Bakıyorum. Yok. Kaybolmuş. Bana bu halin birini hatırlatıyor. Safiye Sultan. Safiye zalimin biri. Sadece kendini düşünürdü. Kendi kanından, torunundan vazgeçen bir alçak o. Sen kendi evladından vazgeçmedin mi? Ha? Sultan Murat anlattı bana. Hani onu buraya kapamaya çalıştığın gece. Bu halde Safiye Sultan'dan farkın ne? Ben böyle olsun ister miydim Mustafa? Bunu yapmaya mecbur kaldım. İhtimal ki Safiye Sultan da böyle sözlerle avutuyordu kendini. Kandırıyordu. Lakin pek zor insanın kendini kandırması. Validem nerede? Ablam Dilruba nerede? Hiç uğramıyorlar yanıma. Hiç. İyice unuttular beni. Doğru ya. Onlar öldü. Sen kıydın canlarını.
Zehir mi koydun onlara? Ha? Beni de mi öldürmeye geldin? Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, Padişah-ı Cihan, Fatih-i Bağdat, Sultan Murad Han Hazretleri. İki evladım da sağ salim döndü. Çok şükür Rabbime. Kabus sona erdi sultanım. Şehzademiz sizin kanatlarınız altında güvende olacaklar artık. Sefer şartları ağır gelmiş. Biraz zayıflamış İbrahim. Sultanım, sıhhatteler ya. Önemli olan da o. Hem siz hiç merak etmeyin. Ben şehzademizin en sevdiği yemekleri yaptırırım. Bir iki haftaya kalmaz toparlar. Kemankeş nerede? Dönmedi mi seferden? Başına bir şey gelmiş olmasın? Sultanım ben de sizinle bu hususta konuşacaktım. Hünkârımız paşamızı vezir-i azam tayin edip orduyla birlikte Şah Safi'nin üzerine göndermişler. Kemankeş vezir-i azam oldu demek. Hı hı. Sultan Murat nihayet isabetli bir karar vermiş. Divan-ı Hümayun tekrar benim hizmetimde olacak. Tabii Kemankeş sağ salim dönebilirse. Paşamız yaman bir serdardır sultanım. Bu vazifenin de üstesinden gelir. Evelallah. Gelir de. Evet. Sultanım. Sinan Paşa denen melun zindanda malum. Hünkârımız bizzat sorgu sual etmek isteyecektir. Yalan yanlış konuşup suyu bulandıracak diye korkarım. İhaneti aşikar. Onun sözlerine itibar edeceğini sanmam. Hem hekimbaşı vukuatını da öğrendi. Ne yapabilir? Sürgün mü edecek? Etsin. Canımı mı alacak? Alsın. Allah'ım esirgesin. Sultanım.
Atike Sultanımız hünkârımızı karşılamak için has odada bekliyorlar. Siz gitmeyecek misiniz? Dedim. Bir daha gitme. Zaten sarayda kimse kalmadı. Canım benim. Hünkârım, iyi misiniz? Şu cihandaki yegane ışığımı bulmuşum Atike. Nasıl iyi olmam? Atike'm, vakit bir tek senin lehine işliyor. Bu ne güzelliktir böyle. Hünkârım, Bağdat zaferiniz bizi bahtiyar etti. Daha nicelerine inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz hünkârım. Safalar getirdiniz. Hünkârım, İbrahim nerede? O da döndü değil mi? Döndü evet. İstediğin vakit gider görürüz. Nihayet döndün. Zaferini işittik. Rabbim kılıcını keskin eylesin. Bari'den beni karşılamaya tenezzül de yetmedi. Öldürmeye çalıştığı oğlunun gözlerine bakmaya cesareti yok demek ki. Hünkârım, eğer bu durumdan haberim olsaydı. Yorma kendini Atike. Benim senden yana bir şüphem yok. Son zamanlarda olanlar hepimizi derin bir kedere sürükledi. Acısını, öfkesini anlıyorum. Lakin bu yaptığı, bunun izahı yok. Emriniz üzere saraydan çıkmasını yasakladım. Halil Paşa'yı da yakalatıp Rumeli Hisarı'na attım. Lakin nasıl olduysa bir akşam kaçmış. Validemin hikmetidir. Sinanları da yaşıyor mu? O burada hünkârım. Sarayın zindanlarında. Büyük bir ümitle sizin dönmenizi bekliyor. Ne anlatacaksa artık. Gerçi ben vaziyeti tetkik ettim. Sinan Paşa da hiç öyle masum değil. Onun dışında kimse masum değil Atike. Atike Sultanım. Hoş geldin Yusuf Paşa. Hekimler neden geldi? Hünkâr abim hasta mı? Telaş edecek bir vaziyet yok. Sefer sırasında birkaç küçük yara aldılar. Onlara bakmaya geldiler. Sultanım, hünkârımızın yokluğunda bilmemiz icap eden tatsız bir hadise olmadı inşallah.
validemi kastettiğini biliyorum. Dikkatli ol Yusuf Paşa. Ana oğul arasında bir fırtına koparsa hepimiz savruluruz. Bu sebeple Hünkar abimi, valideme ve İbrahim'e karşı kışkırtıp ateşi körükleme. Evvela sen yanarsın. Bu sözleri hak edecek ne yaptım hiç bilmiyorum. Ben sadece ikaz ediyorum. Daha fazla ölüm istemiyorum. Daha fazla acıya gücüm yok. İbrahim. Validem. Aslan oğlum. Nihayet döndün. Senin yokluğunda öldüm öldüm dirildim. Çok şükür sağ salim karşımdasın. Zarife Hatun. Bundan böyle senin yanında, senin hizmetinde olacak. Tehlike arz eden bir durum olduğunda canı pahasına koruyacak seni. Bu hatun mu koruyacak beni validem? Nasıl olacak o? Zarife Hatun iyi yetişmiş, meziyetli bir hatundur. Ne yapacağını iyi bilir. Siz de korkuyorsunuz değil mi validem? Hünkar abim cellatları yine gönderir diye. Seferde zırhımı giyip düşman üzerine at sürmek. Şehit olmak istedim. Ne diyorsun sen? Kendini nasıl tehlikeye atarsın böyle? Lakin izin vermediler. En başta da Kemalkeş Ağa. Bir an olsun gözünü ayırmadı üzerimden. Oysa ki ben hem abimi hem sizi bir yükten kurtarmak istedim sadece. Dedim ki eğer ölürsem kavga biter. Kimse daha fazla can yakmaz, günaha girmez. Ne yükü oğlum? Sen benim başımın tacısın. Tek umudumsun benim. Bunca acıya rağmen yaşayabiliyorsam sebebi sensin. Bir daha sakın böyle şeyler yapma, tamam mı? Hünkar abim çok iyi davrandı bana. Hiç kızmadı. Bazı vakitler geldi yanıma sohbet ettik. Belki de yapmaz. Kıymaz bana. Belli etmiyor lakin bir hünkâr olarak verdiği kararların altında ezilmiş. Kaldıramıyor artık. Hastalanmış. Kalbinin yarası vücuduna zuhur etmiş. Vaziyeti hiç iyi değil. Thank you.
Ben sizi buraya derdime deva olun diye çağırdım. Başınızı eğin susun diye değil. Söyleyin. Hünkârım. Hastalığınızdan mütevellit vücudunuz su toplamış. Karnınızdaki şişkinliğin sebebi bu. Küçük bir kesikle suyu boşaltabiliriz hünkârım. Elbet bu geçici bir tedbir olur. Cerahatin kökü kurumadıkça yeniden zuhur edecektir. O vakit kökünü kurutacaksınız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ne usul denediysek olmadı. Daha evvel bu illete yakalananlardan ne yazık ki kurtulan olmadı. Öleceğim vakti de söyle bari gafil. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ecelin nerede, ne vakit, nasıl geleceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Yasef, sen ne dersin? Allah'tan ümit kesilmez hünkârım. Sizi sıhhatinize kavuşturmak için gece gündüz çalışacağız. Lakin vaziyetin vahim olduğu da aşikar. O vakit gidin. Bu illete deva bulmadan karşıma çıkmayın. Hünkârım, umutsuzluğa kapılmayın. Siz nelerin üstesinden geldiniz? Elbet bunu da atlatacaksınız inşallah. Şarap getir bana Yusuf. Hünkârım, kendinize acımıyorsanız biz kullarınıza acıyın bari. Vaziyette nasıl içersiniz o zehri? Söylediğimi yap Yusuf. Duydun işte. Madem bir çare yok, bari acım değilsin. Tamam hatun bırak. Ben kendimi yıkanırım. Bir hata mı oldu şehzadem? Bir kusurum olduysa bağışlayın. Senin burada olman dahi hata. Kasım niye öldü biliyor musun sen? Hünkâr abimin haremine göz dikti. Düşman kesildiler. O düşmanlık günden güne büyüdü. En nihayetinde canına mal oldu. Çık git buradan hatun. Kimse seni görmeden hemen çık. Şehzadem, endişelenmenize lüzum yok. Ben hünkârımızın haremi değilim. Ben sizin için buradayım. Aksi halde Kösem Sultanımız böyle bir şey müsaade eder miydi? Benim için buradasın öyle mi?
kalbimde, ruhumda size ait. Hünkârımızın hali fena Yusuf Efendi. Günden güne eriyor. Emir Çelebi'nin hazırladığı ilaç fayda ediyordu bir tek. Bulamadın mı hala tarifini? İlacın özünü bir tek Emir Çelebi biliyordu paşam. Her türlü şifalı otu deniyorum. Lakin vakit alıyor. Eşi dostu kim varsa git bul. Evini barkını tetkik et. Mutlaka biri biliyordur. O ilacı bulmak zorundayız Yusuf. Hünkârımızın ve dahi devletin istikbali buna bağlı. O ilaç şifa değil paşam, siz de biliyorsunuz bunu. Biz sadece neticeyi geciktiriyoruz. Lakin hünkârımızın... Lakin ne? Hünkâr oğlumun kurtuluşu yok mu? Vaziyeti ağır sultanım. Bilhassa sefer şartlarından mütevellit, hastalık tahayyül ettiğimizden daha hızlı ilerliyor. Eğer böyle devam ederse... Evet. Hünkârımızın fazla vakti kalmadı sultan. Yusuf. Yusuf. O ihtimali aklından çıkar Yusuf Efendi. Hünkârımız bu illeti yenecek. Aksinin düşünen bedelini öder. Hünkârımızı kurtarmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Hünkârım, Yusuf Efendi! Murat! Bir şeyler yap! Hünkârım! Yatağa gir, yatağa. Yatır. İstikbal bizimdir İbrahim. Zinhar korkma. Ateşte yanmadan, karda donmadan, fırtınada savrulmadan var olamazsın. Ben her daim yanında olacağım. Valide!
İbrahim! Siz ne yaptınız? Beni bu deliğe nasıl kapatırsınız? Ben Cihan Padişahıyım. Bana bu zulmü nasıl reva görürsünüz? Böylesi daha hayırlı Murat. Emin ol hepimiz için en hayırlısı bu. İbrahim. Affet beni abi. Affet. İbrahim! Var ya! Çıkarın beni buradan! İkinizin de canını alacağım! Valide! İbrahim! Ellerimle sokacağım kalbinizi! Valide! Valide! Çıkarın beni! Valide! İbrahim! Dün gece ateşin çıktı. Fenalaştın. Hekimler müdahale etti. Şimdi iyisin. Oğlum. Murat. İhtiyacım vardı sana bir bilsen. Kim bu hatun? Zarife. Hususi cariyem. Beni koruyup kollasın diye validem göndermiş. Senin neyin var? Gözlerindeki bu hüznün sebebi ne? Yıllar önce silahtarı öldüren validenmiş. Farya'yı da sırf yoluna taş koymasın diye bana bunu yaşattı. Tahmin etmiştim. Sormuştum, inkar etmişti. Hünkar abim biliyor mu? O söyledi zaten. Validem kendi ağzıyla itiraf etmiş. Sırf kendi hırsları, kendi öfkesi uğruna bana da abime de bunu yaşattı. Şimdi de başucunda dua ediyor iyileşsin diye. Ne bekliyorsun ki Atike? Saltanat kavgası bu. Elbet kurbanları olacak.
Bayezid de, Kasım da bu sebeple gitmediler mi? Hünkar abimin nesi varmış? Dün gece hastalanmış. İyi değil İbrahim. Amansız bir hastalığın pençesine düşmüş diyorlar. Hekimlerin umudu yok. Anlamıştım zaten. Vaziyeti kötüydü. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Ya ona bir şey olursa? Ne olacak? Allah'tan ümit kesilmez elbet. Lakin emri hak vuku bulursa tahtta sen çıkacaksın İbrahim. O kanlı tahta çıkmak istemiyorum ben Atike. İbrahim, kendini hazırlasan iyi edersin. Er ya da geç bu olacak. Ya başaramazsam? Ya bu yükün altında ezilirsem? İbrahim. Murat abim bile başa çıkamamışken ben nasıl yapacağım Atike? Korkuyorum. Validem. Bana da düşman olur diye korkuyorum. Böyle bir şey olmayacak. Sakin ol. Sana söz veriyorum. Böyle bir şey olmayacak. Ben her daim senin yanında olacağım. Merak etme. Beraber sırtlanacağız bu yükü. Çocukluğumuzdaki gibi. Günahlarını böyle mi affettiriyorsun? Kazandın. Başardın. Bak. Ölüyorum ben. Ben böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim hiç. Ben Bağdat'ı fethettim. Önümde diz çöktü, aman dedi. Kazandım. Lakin vücuduma yenik düştüm. Bunun müsebbibi sensin Valide. Cellat diye hekim başımı yolladın bana. Beni iyi edeceği yere hiçbir şey yapmamış aylardır.
Bir annenin evladından vazgeçmesi kendini öldürmesi demek. Ben bir evladımı korumaya çalışırken ötekinden vazgeçtim. Babanın emanetini korumaya çalıştım ben. Ona verdiğim sözü tutmak istedim sadece. Ben daha yaşarken diri diri toprağa gömüldüm. Hala yaptın aklamanın derdindesin. Çünkü pişmanlıyorsun. Sen her fırsatta hanedanın, devlet-i Aliye'nin istikbalinden bahsediyorsun. Gerekirse bu uğurda evladımı da feda ederim. Maşallah. Doğru. Nice padişahlar yaptı bunu. Nizamı alem için kan döktüler. Doğru. Lakin işin tuhafı, padişah olan benim. Sen. Sen bir hastalıksın sadece. Hastalık mı? Tıpkı bu illet gibi sinsice hanedanımıza girdin. Günden güne çürüttün, zehirledin, hasta ettin. Gücüm yeter mi, vaktim mevla eder mi bilmiyorum lakin seni vücudumuzdan söküp atmak için elimden ne gelirse yapacağım. İcab ederse hanedanı kuruturum. Gene de sana bırakmam bu devleti. Bilesin. Thank you.
Atike. Hala konuşmuyor musun benimle? Kalbimin acısı ne vakit diner? İçim ne vakit soğur bilmiyorum. Lakin sizi ömrümün sonuna dek affetmeyeceğim. Sen de rahatlamak istiyorsan bağır çağır, içindeki zehri kus. Hünkar abin gibi hakaret et. Ben bir hastalıkmışım öyle diyor. Hanedanın üzerine çökmüş bir lanetmişim. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Bizim ne düşündüğümüz sizin ne vakit umurunuzda oldu ki valide? Siz en doğrusunu bilirsiniz. Ne eylerseniz en iyisini eylersiniz. Ben cevabımı aldım. Demek sen de sırt dönüyorsun bana. Olsun. Benim kimseye ihtiyacım yok. Bunu siz istediniz valide. Yalnız kalmayı siz tercih ettiniz. Sakın kimseyi suçlamayın. Yalnız kalmayı benim istediğimi mi düşünüyorsun? Sen nereden biliyorsun benim ne istediğimi, ne hayal ettiğimi? Sen hayatında kimi kaybettin? Silahlar denen o aptaldan başka. Ben hayatımdaki bütün renkleri kaybettim. Annemi, babamı, kardeşimi, eşimi, dostumu, evlatlarımı kaybettim ben. Hayatımdaki herkesi kaybettim. Şimdi geçmişsin, karşıma yalnızlığı benim seçtiğimi söylüyorsun. Yazık. Hünkârım, Emir Çelebi'nin konağına gittim. Eşyalarının arasında defterini buldum. Hastalığınızın seyrini, size verdiği ilaçları tek tek yazmış. O vakit hünkârımıza iyi gelen ilacın nasıl yapılacağını da öğrendin. Öğrendim paşam. Hemen bir şişe hazırladım. Bu ilaç ağrılarınızı hafifletecek, cerahatin yayılmasını önleyecek. Sen bu derde deva buldun ya Yusuf. Dile benden ne dilersen. Hünkârım, paşamıza da söyledim, size de arz etmek isterim ki bu ilaç kat'i çözüm değil. Bize vakit kazandıracak sadece. Zamanla iyileşeceğim. Söz. Meyde yok. Ne diyecekseniz yapacağım. Hünkârım, şükürler olsun sizi tekrar görmek nasip oldu. Bağışlayın, huzurunuza bu şekilde çıkmak istemezdim. At izi it izine karışmış Sinan Paşa. Kim doğru, kim yanlış, ayırt etmek güç. Bunları söylemekten hicap duyuyorum. Ancak bana tuzak kuruldu hünkârım. Suçum da belli. Size sadık olmak. Alenen iftira bu, yalan. Sırf size karşı olan isyanı İfşa ettim diye yaptılar bunu. Demek bunun arkasında Güsem Sultan var, öyle mi? Peki Venedik Balyosu da mı bu işin içinde paşam? Zira senin Cizvi tarikatının İstanbul'daki başı olduğunu söylemiş. Venedik Balyosu Kösem Sultanımızın vakfına bir servet bağışladı. Karşılığındaysa sultanımızın sizi Venedik seferinden vazgeçirmesini istedi. Zaten bunu öğrendiğim için bu hale düştüm.
İnşallah söylediklerin doğrudur paşa. Eğer hain olsam size yapılan ihanetleri neden ifşa edeyim? Yine de içinizde bir şüphe varsa başım yolunuzda feda olsun. Cezama razıyım. Zarife Hatun, Şehzadem İbrahim'in vaziyeti nedir? Halvet oldunuz mu? Şehzademizin saati gayet yerinde sultanım. İlaçlarını muntazam alıyor. Ben alakadar oluyorum. Âlâ. Ona ihtimam göstereceksin. Hayli hassas biridir. Dikkatli olacaksın. Merak buyurmayın sultanım. Allah sizi ve şehzademizi başımızdan eksik etmesin. Ebe kadın. Emredin sultanım. İlaçlarını muntazam alıyor değil mi? Aman diyeyim gebe kalmasın. İçiyor elbet sultanım. Kızları mahsus tembih ettim. Sıkı tutuyorlar. Vezir-i Azamınız Kemankeş Mustafa Paşa'dan havadis var. Sulh isteyen Şah Safiye şartlarınızı iletmiş. Hiç direnmeden kabul etmiş gafir. Bağdat'ta aldığı ağır hezimetten sonra veli mahkum. Kasr-ı Şirin mevkiinde varılan sulh anlaşmasına göre Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar Osmanlı-Acem hududu çizilmiş oldu. Bağdat, Basra ve Şehrizor Osmanlı mülkü olarak kaldı. Revan ve Ahıska Safevi Devleti'ne verildi. Bu anlaşmayla Osmanlı-Acem Savaşı son buldu hünkârım. Âlâ. Kemankeş Mustafa'ya ekmeğim helal. Büyük iş başardı. Mimar Kasım'a söyleyin, zaferimin bir nişanesi olarak Bağdat köşkü yapacak saraya. Revan köşkünden daha büyük, daha ihtişamlı bir köşk olacak. Emredersiniz. Rabbim uzun ömürler versin hünkârım. Daha şimdiden yüce atalarınız gibi muzaffer bir hükümdar oldunuz. İlaçlar ağırlarımı teskin etse de biliyorum ki günlerim sayılı deli. Benim önümde öyle çok uzun bir ömür yok. Allah gecinden versin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Benden sonra olacaklar aşikar. Kösem Sultan Şehzade İbrahim'i tahta çıkaracak. Tek başına bu devleti idare edecek. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Hünkârım, merakımı mazur görün. Lakin nasıl? Ardımda güçlü bir devlet bırakarak. Validemin idare edemeyeceği bir devlet. Bunun da yolu belli. Tahta çıkaracağı bir şehzade olmayacak. Ne kardeşim İbrahim,
ne amcam Mustafa. Hünkârım bağışlayın, lakin bu hanedane Ali Osman'ın sonu demek. Er yahut geç soy kesilecek zaten deli. Varsın ben de kesilsin. Hanedanımızın ağacı çoktan çürüdü. Kurudu. Mühim olan Devlet-i Aliye'nin istikbali. Hünkârım, hanedanımız olmadan devletin istikbalini nasıl koruyacağız? Kırım Ağa'nı ne güne durur? Çağıralım gelsin. Emri hak vuku bulduğunda benim tahtım onun. Kararım kati. Ben zinhar bu devleti Kösem Sultan'a bırakmayacağım.